Evet, bir de dün Hadise'nin boşanma haberi geldiğinde akşam saatleriydi herhalde, Evet, değil mi? akşam saatleri. Geldiğinde bu haber ertesi güne kalmaz dedik. Bu haber bekletilmez dedik. Instagram sayfasından Yoksa hemen özel haber diye paylaştık. Sağ olsun Instagram sayfalarında filan, değil mi? hepsine Kaynak teşekkür ederiz. kaynak belirterek çoğu arkadaşımız Çoğu. kullandığı emeğe de saygı gösterdiler. Ama birkaç gazetenin internet sayfasında şöyle bir bakalım dedik. Haberi bizden almışlar. Bir de menajere doğrulatmışlar. Haluk Şentürk'e doğrulatmışlar. Bir de kendi imzalarını atmışlar altına. Evet. Güler misin, ağlar mısın? Ben güldüm, kahkahalar atarak güldüm. Evet, eskiden Ya insan utanır, gerçekten utanır. bir de arkadaşımız yapan, hani Evet, daha önce evet. mesai paylaştığımız. Önce dedim ki bir Hani telefon kimi açayım mı? Çünkü onlar o kandırıyorsunuz? konuda çok hassas olduğu için telefon açmış. Sonra dedim ki niye yani? Zaten haberi paylaşmışız. Instagram'da birçok arkadaşımız, birçok Instagram adresi çok teşekkür ediyoruz. %95 oranında bunu belirttiler ikinci sayfanın haberine göre diye. %5'lik bir oran var. O zaten hiç beni şaşırtmıyor birkaç adres. Ama niye yani, hem de o kadar Kimi iddialı, o kandırıyorsun? kadar büyük gazetesin, o kadar iddialı büyük gazetelersiniz ve bizler o gazetelerden çıktık geldik. En azından Madem oralara, o kurumlara, o yayıncılığa ikimizin de gençliği geçti. Bunun saygısına, bunun hatırına insan, sevsen de sevmesen de bu çocuklar buradan çıkmıştır diyerek bir jest yapılır. Ama ben söylüyorum, bugün verdiğimiz bu takı işi falan, bu ayrıntılarda yine imzasız İnşallah, girecek. inşallah notlar alınmıştır, kalem kağıt ya da ne bileyim ses kayıt cihazlarıyla, değil mi? Eksik çıkmasın. Çünkü imzalar atılacak. Kendi imzalarını Kendi atıyorlar altlarına. imzaları atıyorlar. Evet. Neyse, Yani. diğer özel haberimizle devam edelim. Biz yine dedik ki bu haber ertesi güne kalmaz dedik. Yine Onu sosyal da. medya hesabımızdan paylaştık. Evet. Efendim, Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakteriyle hepimizin tanıdığı genç oyunculardan Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir kavgaya karıştığı, saç başa bir kadınla kavga ettiği iddia edilmişti. Mikrofonlar kendisine uzatıldığında Melisa "ola da bilir ama olmaya da bilir" diyerek ne diyeceğini şaşırmıştı. O görüntüler ikinci sayfa farkıyla ekrana geliyor. İstanbul gecelerinde kadın kavgası. Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Arnavutköy'de kiminle saç saça baş başa kavga etti? Sokak ortasındaki kavga ile ilgili Melisa Döngel'in ilk açıklaması ne oldu? Yani arkadaşlar, böyle şeyler olabilir, olmayabilir. Melisa Döngel'in geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de ve İstanbul Arnavutköy'de iki ayrı kavgaya karıştığı iddia edilmişti. Döngel soruları havada bıraktı ve kavga iddialarını kesin bir dille yalanlamadı. Yani arkadaşlar, böyle şeyler olabilir, olmayabilir. Oldu teşekkür mu? ederim. Olmadı. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şükürler, sağ olun. Teşekkürler. Hemen belirtelim efendim. Melisa Döngel'in ilk vukuatı değil. Evet, değil. Geçen yılda Bodrum'dan İstanbul'a giderken uçakta bir tartışmaya karışmıştı. Gürültü yapan çocukları azarlayınca çocukların annesiyle bir tartışma yaşamıştı. Haberler gazetelerde yer alınca da yalanlamıştı. Evet. Klasik. Evet. Daha önce de Çeşme'de bir mekanı birbirine katmıştı. Evet. O var. Ondan sonra Aşk Mantık İntikam dizisinin Zekeriya Köy'deki çekimlerinde orada, değil mi, sokakta, parti orada soruna. Mahalleliyle kavga etmişti. Mahalleli, ağzına ne geliyorsa bir de saymıştı. Kendisine yönelik bir şey de değildi. Mahalleli demiş ki setin arabalarını buraya park etmeyin deyince adamın üstüne bir saldırı söz konusuydu. Yani Melisa'nın bence bir öfke problemi var. Evet. Hatta arkadaşı da açıklama yaptı bu kavgadan sonra. Zaten arkadaşının açıklamalarıyla birlikte bu kavga gündeme geldi. Biz ona defalarca uyarıyoruz. Yapma, kariyerine zarar gelecek, mesleğe yeni başlamış bir insansın,
Bunların hepsi bir gün önüne gelecek, yıpranacaksın. Önce evet diyor ama daha sonra dinlemiyor şeklinde. Zaten kavgaların sayısı 1,5 yılda 4'e çıkınca dinlemediği bir şekilde belli. Bu kavganın taraflarından bir tanesi de efendim Zelal, soyadını vermeyelim. Zelal'e de mesaj attık. Zelal telefonumuzu da açmıyor, mesajlara da cevap vermiyor. Aslında ikisi birbirlerini tanıyorlar. İki yakın arkadaşlar ve iddiaya göre bir erkek arkadaşları yüzünden tartışıyorlar ve bu noktaya geliyorlar. Erkek kavgası. Erkek kavgası. Arnavutköy'de saç saça baş başa bir kavga. Ve Melisa bu görüntülerin silinmesi için bütün tanıdıklarını devreye sokmuş. Aman kim çektiyse yayınlamasın, hiçbir yerde yayınlanmasın falan diye müdahale de etmeye çalışmış bu görüntülere. Ya çünkü sen böyle dizisi, bir kavgaya girdikten sonra... Dizisi yeni başladı. E tamam, dizin yeni başlıyorsa, mesleğinde adımlarla ilerliyorsan çok da güzel bir kızsın. İnsan niye kendini böyle bir şeye harcar? Yani çünkü bu dizi, sinema ve bulunduğu sektörde kız arkadaşınla bir erkek yüzünden saç başa birbirine girdi diye bakmaz ki. Onlar direkt kafalarına bir oyuncu. Disiplinli mi, disiplinsiz mi? Sette olay çıkarır mı, çıkarmaz mı? İleriki bölümlerde başıma bela açar mı, açmaz mı? Böyle yaklaşıyorlar adamlar. Yeni dizim başlıyor. Bu ne görüntü ya? Bu ne görüntü gerçekten? Bu böyle dizilerde... Hani böyle sana bir şey söyleyeceğim. Oluyor, bazı dizilerde böyle set, hani sahneler falan aynı o. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Bu kavgaları ben çok aslında sık görürdüm. Aslında Cennet Mahallesi. Yok yok, Cennet geldi. Mahallesi değil. Ben bu kavgaları çok sık görürdüm. Böyle bir kavganın içinde de bulunmuşluğum da var böyle. Saça baş başa kavga etmiştim de var. Minikken herhalde. Ama lisedeyken. Ha, tamam lisedeyken. Lisede yerlerde birbirimizi sürüyorduk tamam böyle. Ya. Saçlar başlar oluyordu, kopuyordu oluyordu. Kız sesi. Oluyordu. Bir şey oluyordu. Birden gruplar birbirine giriyordu. Oluyordu, oluyordu. Lise zamanında olurdu. Çocukça. Ama şimdi kaç yaşına gelmişsin? Ve sen yükselen bir yıldızsın. Evet, gittiğin her yerde seni tanıyorlar. Ha. Aşk, mantık, intikam. Sonra uluslararası dijital bir platformun işinde başrollerden bir tanesisin. Şimdi Kusursuz Kiracı dizisinde ana karakterlerden birisin. İnsan nasıl bu pozisyona gelir? Evet, felaket. Ve ilk hamle de senden geliyor. Saçı çektiğin gibi bakar mısın? Bence karşısındakini de savunmasız yakalamış sanki. O içeride de zaten birbirlerini yolmuşlardı. Yemişler tabii. O çıkışta bu devam ediyor artık. Ne söylediyse belki bardağı hani taksiye binmeden önce son bir kez daha saçını bir tutam koparayım şeklinde olabilir. Ha şöyle olur. Bir evin içinde bir kavga olur. Olayı kapatmaya çalışırsın. Arkadaşından daha sonra rica edersin ya. Öyleydi falan diye ama Arnavutköy'de gazeteciler orada, bir gece hayatı var Arnavutköy'ün, sokaklar fıkır fıkır şıkır şıkır geç saatlere kadar. Sen bu cümle alemin içinden kızın saçını yolarsan kapatamazsın o görüntüleri. O biliyor musun? O saçlar da ben tecrübeliyim biliyorum. Yapışır. Nerede tecrübeli? Sana vallahi tecrübeliyim, lisede benim çok kız kavgası içinde bulunmuşluğum var. Kız lisesi diyorum sana. Kavganın olmadığı kız lisesi çok ya hazır. Lisede o saçlar böyle takılır buralara. Çıkmaz kolay kolay. Takside de onları ayıklamıştır herhalde. Şöyle şöyle atmıştır diyorsun. Tabii yani, tabii. Ne diyelim ki? Belki evet. Kız arkadaşını daha sonra susturduğu için telefonlara çıkmak açmıyor telefonu. Olabilir. Evet. Yakında yine gece gezmelerinde beraber boy gösterirler. Tabii. Anlık bir kavga sana der, söylüyorum. Bir şey kavga bile demeyecek. Şakalaşıyorduk. Gel siz kavga olarak algıladınız. Yok artık. Ya kızı dudaklarından öperken fotoğrafını çektiğimiz adam bize daha sonra kızın gözüne toz kaçmıştı çıkarıyordum demedi mi? Doğru. O dünyayı bilmiyor muyuz?